Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu, Paribu sponsorluğunda BTC Haber'in ev sahipliğinde uzun bir aradan sonra yeni bir kripto veteranda karşınızdayız. Cemil Şinastür'üm ve Erkan Öz hocalarımla beraber. Ee, şimdi e, tarihi günler yaşıyoruz arkadaşlar. Ee, biz gerçi hani tarihi mi değil mi e, onun muhasebesini yapacağız burada ama... Şu gördüğünüz ekip aslında 2014'te ve 2018'de iki tane daha ayı yaşadı. Şimdi bu üçüncünün işte ayı mı, işte bitiş mi, yoksa başka bir şey mi olduğunu konuşacağız bugün. Hocalarım hoş geldiniz, hoş geldik. Hoş bulduk İsmail Hakkı. Evet, nasıldı? 2014-18'de yaşadık, <laughs> 2022'de fark ne? <laughs> Nasıl şey, ne vardı mesela? Mountain Gox vardı değil mi? Mountain Gox. Şimdi FT, FTX var. FTX var. <laughs> Aynen. Şimdi şöyle girelim istiyorsanız arkadaşlar. Birincisi olaylar oluyor. İşte Luna'dan başladı bir Erkan Hoca'nın çok güzel deyimiyle bir teminat zinciri hikayesi vardı. O teminat zinciri bir merkeziyleşen, yavaş yavaş bankalara benzemek isteyen bir ekosistem üzerinden... Şimdi birbiriyle e, şey yaparak etkileşerek domino adeta taşı gibi ha, domino taşı gibi devriliyor. E, Erkan hocam, şimdi önce senden şunu alalım. E, bu FTX Luna işte beraberinde bundan sonra bir şeyler gelecek. Bütün bunlar aslında bize neyi gösteriyor ve nereye doğru gidiyoruz ve 2014 ve 18'den bunun e, benzerliği ya da farkı ne? Biraz buralardan girebilir misin? Bir kere e, bana göre. Yani biz şimdi görmüş olduğumuz için belki şu anda ilk defa işte bu bir son 1-2 bir senede girmiş olanlar bir felaketle karşı karşıya olduklarını düşünüyorlar ama 2014 ve 2017 bundan çok daha zordu. Neden? 2014'te Mountain Gox battığında hacklendi ve battı. E tek bir borsa vardı. Bütün işlem hacmi oradaydı Bütün zaten. Bütün dünyada tekti yani. Tek evet. yani. E, o BTC diye bir şey vardı ama %1 mi 2 mi neydi? Yani orası batınca bütün kripto kapandı gibi oldu. Hani bir daha geri dönmez dediler zaten çoğu. 2017'de daha fena bir şey çünkü... 2018. 2017-18. Bu aha. şey, blok büyüklüğü savaşı. Orada, şimdi burada biz konuşuyoruz işte şu batar mı, bu batar mı, FTX battı, ondan sonra başkaları batar mı? Tamam bu bir büyük bir stres konusu ama hiç kimse mesela şunu demiyor ya Bitcoin çalışmayı durdurur mu? veya hmm. birisi Bitcoin'i batırır mı? 2017-18'de bu vardı. Evet. Milyarlarca dolar sermayesi olan çok ünlü, meşhur, yani bugün Elon Musk Elon Musk diyorlar. O zaman o kripto'nun Elon Musk olan adamlar birleştiler. Bir ittifak kurdular ve Bitcoin'i batırmak üzere harekete geçtiler. Nasıl bir stres olacağını düşünsenize. Yani Roger bunlar Verdi, yaşandı. Roger Ver işte onun Cihangu. Cihanvu Bitcoin madencilik cihazlarının bir numaralı üreticisi. Evet. Bitcoin'i yıkmak üzere operasyon başlattı. Sonra kendileri yıkıldılar ama o stresi bize yaşattılar yani o zaman. Şimdi hiçbiri yok onların. Yani Onları, daha evet, var da yok yani. Ya, evet. ya yani sosyal ölü haline geldiler. <laughs> evet. Çok ilginç. Ee, şimdi bugünkü durum ha. tabii ki bir felaket ama e, öncekilere göre aslında hem Bitcoin hem kripto camiası ha. aslında önceki ee, düşüş piyasalarına göre çok daha kuvvetli. Yani bugün yok olur mu acaba diye tartışılıyor. Yani kimse bilemez tabii, bilmiyoruz ama benim söyleyeceğim geçmiş dönemlere göre çok daha kuvvetli pozisyonda. Ama şu var, geçmiş dönemlerde olmadığı kadar çok merkezi teşkilat kripto camiasını ha. sarmış durumda. Hmm. Mesele burada zaten. Yani çok fazla merkezi, senin de dediğin gibi hocam bankaları taklit etmeye çalışan hatta yer yer merkez bankalarını taklit etmeye çalışan kurumlar, merkezi kurumlarla dolu. Yani bütün müşteri fonlarının kontrolü onlarda. Yani blockchain'in tam tersine üçüncü bir tarafa güvenmemek gerekirken blockchain ve bitcoin felsefesinde bu üçüncü taraflara biz sürekli güvenmek durumundayız. İşte FTX'e güvenmek durumundayız. Luna'ya güvenmek durumundayız. E tabi Regülasyon yok. Regülasyonun olmadığı yerde adamlar at oynatıyor. Olmadık e, dolandırıcılıklar yapıyorlar. Yani hiç müşterilerin fonlarını alıp başka yerlerde kullanıyorlar. Yani inanılmaz riskli hareketlerde bulunuyorlar. Şimdi buna battı. FTX e, gitti. Bunların ikisi çok büyük projelerdi bu sezonda. Evet. Bundan sonra da daha büyük projeler Gider mi diye son 1-2 haftadır çok ciddi e, kripto camiasında bir bekleyiş var. BlockFi şu anda düştü. Bundan sonra da birkaç tane daha domino düşer mi? Birkaç merkezi borsa daha düşer mi? Hatta en büyükleri hakkında bile sürekli e, dedikoduların arkası kesilmiyor. E, i̇ki tane üç tane senaryo var burada. Şimdi ya e, ciddi manada Birkaç merkezi kuruluş daha ya da e, merkeziyetsizmiş gibi yapan ama aslında içinde merkezi öğeler bulunan e, defi tarafında bazı kuruluşlar daha çökecek ve temizlik iyice e, dibe doğru yayılacak ya da e, burada stabilize olacak biraz e, 2023'e girerken farklı başka senaryolarda gündeme gelebilir. O da şu ya FED artık eskisi kadar sert artışlar yapmıyor diye bir süre piyasalara bir canlanma gelebilir 2023'ün içinde veya 2022'nin sonunda. Peki ne bekliyorsun orada? Hani hazır yeri gelmişken, e, senin çünkü ta 2013'ten beri FED'le ilgili ne söylüyorsan aşağı yukarı oluyor. E, Zamanlaması herhalde 1-2 ay şaşıyor ama mutlaka şey yapıyor. Yani... Ama yani genel olarak bütün konjonktürü şey yaptın. Sen tarif ettin zaten o zamandan beri. Şimdi peki hocam FED sence nerelerde durur ya da ondan sonra ne olur? Onun da kripto yansıması nasıl olur? Şimdi FED bir kere büyük ihtimalle işte Aralık ayında daha hafif bir faiz artışı yapacak. 2023'ün içinde daha hafif olmak üzere faiz artışları yapmaya devam edecek. Önemli olan piyasa burada nasıl tepki verecek? Yani bu daha hafif faiz artışları bir likidite sağlarsa piyasaya biraz hafif yukarı doğru gidişler olabilir, denemeler olabilir. Ama ekonomilerin geneli yani dünya ekonomisinin geneli hala 2023 için çok pozitif sinyaller vermiyor. Neden? Çünkü işte kredi e, impulse dediğimiz bir gösterge var. Kredi büyümesini anlatan ee, orada durum hiç iyi gözükmüyor. İşte getiri eğrileri dediğimiz yine bu kredi büyümesini e, etkileyen taraf son derece negatif. Yani 2 yıl 10 yıllık getiri eğrisinin farkı şu anda en son e, dikkatimi çektiğinde eksi 80 bas puandı. E, çok derin bir negatiflik ve ne kadar derine giderse ekonomi, yani gerçek üretim ekonomisi o kadar aşağı doğru gidecek demektir. Yani Belli yukarı denemeler olsa bile 2023'ün sonuna doğru tekrar bir aşağı doğru e, çekiş olabilir. Tabii ki bu bütün kripto camiasında etkileyecek bir şey. Yani e, kriptoda da eğer bu nihai bir çöküş olmazsa yukarı denemeler olabilir. Ama o denemeler de e, bir şekilde yer çekimine uğramış gibi e, 2023'ün özellikle ikinci yarısında ...şöyle bir aşağı doğru mıknatıs etkisine... ...uğrayabilir diye düşünüyorum. Süper. Şimdi hocam... E, ...ilginç bir iki şey... E, ...gözlemimi aktaracağım. Biraz da piyasadan... ...ekosisteme doğru geçip Cemil hocamla... ...bu işi e, konuşalım ve... ...kendisinin aslında bu gidişatla ilgili... ...şeyini alalım, e, görüşlerini alalım. Şimdi bakın, e, şöyle ilginç bir... ...şeyi, e, gö yani daha doğrusu... ...bir sıralamayı aktarayım. Birincisi... ...ilk... 2009'dan 2013'e kadar aslında Bitcoin ve Bitcoin'i taklit eden coinler etrafında dönen yani aslında Bitcoin'den çok farkı olmuyor işte Litecoin gibi falan şeylerin olduğu bir dönem yaşadık. Fakat ilk ayı yani 2013'ün 14'e bağladığı zaman ki işte Cemil'le de bol bol tanışıp konuşuyorduk o zaman bize o süreç Ethereum gibi ve akıllı sözleşme gibi bir inovasyonu hediye etti. Evet ve ondan sonra da 2017-18 döneminin ayısı da sonra defi bu havuzlar artı onun ötesinde yavaş yavaş parasal sistemin büyüklükle beraber prototip denemeleri yani ee, aslında ilk başta bir para denemesi vardı ilk ilk şeyde ilk ayı boğa döneminde birinci aşamada ikincisinde ticari bankacılık ve yatırım bankacılığı vardı üçüncüsünde kredi bankacılığı ve kamu maliyesine yönelik prototip çalışmalar vardı şimdi buradan aslında geldiğimiz noktaların hepsinde e, bir balonlaşma ve ondan sonra bir çöküş yaşandı ya da yaşanıyor diyelim şimdi burada aslında ekosistem durmuyor ve işte Buidl dediğimiz aslında bir tarafta piyasa hodl yapıyor Hı. fakat ekosistemde buyudul yapıyor. Buyudul. Bu yapıyor. <laughs> Bakın size ilginç bir şey söyleyeyim. E, Bitcoin'in fiyatı bu üçüncü aşamada momentumu azaldığı için 20 bin barajının altına düştü. Ama Ethereum'a bakarsanız Ethereum o 2017 18 boğasında çıktığı barajın altına çok az indi ve ondan sonra çıktı. Dolayısıyla hmm. şu anda aslında bu ikinci aşamadaki Ethereum'un momentumu sanki Bitcoin'den biraz daha iyi gibi görünüyor şu anda. Hmm. Ama dünyadaki çeşitli düzenleme değişmeleri falan bu Beudle ve ekosistem etkisini de farklılaştırabilir. Dolayısıyla Cemil Hocam şimdi sana soracağım şey şu. Birincisi bu ekosistem 2014-18-22 nereye doğru evriliyor? Çünkü sen bir de geliştirici olarak bütün bu uygulamaların şeyin altında evet. şeydesin. Bir de tabii Kurumsal şeyler geliyor dünya konjonktürü nedeniyle aslında hani para değil de MT olarak e, değiş tokuşu sağlayabilecek evet. de tokenizasyonlar geliyor. Evet. Sen nasıl görüyorsun bu gidişatı? Tam senin dediğin gibi e, İsmail hakkı. Yani burada e, bir kabuk değiştirme süreçleri var. Şimdi biz veteran olarak <laughs> 2014-2018 falan görmüştük. Daha da fenasını söyleyeceğim. Yani internetin de biz veteranıydık aslında. <laughs> Düşünürsen. Erkan 90, hocam orada birazcık. Şey Erkan ama. bizden genç tabii. Erkan genç, genç e, arkadaşımız burada. E, ve o zaman da da şöyle bir şey olmuştu. Ona bir kısaca girip çıkayım orayı da hatırlatayım ki izleyicilerimiz genelde genç, genç arkadaşlar, onlar bilmiyordur. Ee, mesela internette de işte ilk başta bu web birde e, web sitesi yaparken yani sıradan HTML web siteleri falan yaparken mesela e, biz bir müşterimize böyle işte Türkiye'deki kurumsal sitelerden birini yapıyoruz bir bankaya. ...ve broşür de yapılıyor o zaman... ...96'dan bahsediyorum... ...bunu sunarken... ...ama böyle şaşalı bir marketingle falan... ...pazarlama ile falan... ...tanıttılar o zaman... ...yapı kredi bankası... ...bizim ülkede o zaman büyük bir... ...reklam verendi... ...fakat... ...mesela biz onu sunarken... ...genel müdür yardımcılarına bankanın... ...tabii işte... ...banka deyince o zaman da bugünkü gibi... kocaman ee, çok güçlü bir yapı falan hep aklınıza gelsin. Ee, ve, ve bir de böyle bir broşür olarak görüyorlar. Ben de o zaman dedim ki yani burada bankacılık da yapılacak yani çok uzun sürmez. Yani bu web siteleri üzerinde sizin core business'ınız dediğimiz asıl işiniz olan bankacılık da yapılacak. dediğimde bayağı güldüler böyle hepsi yani. O da, bir oda, bir insan ha <laughs> ha <laughs> falan diye güldüler. 90'ların başı. 96. <laughs> Ya ben de herhalde çok yanlış bir şey söyledim falan diye kendime şaşırıyorum. Fakat 97 yılında yani bir yıl sonra Garanti Bankası ha. online şubeyi açtı bak. Bir yıl tam bir yıl sürdü. Ee, ve o zaman anladı. Mesela bu gülenler gülünecek bir şey yokmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o geçişte de e, tam aynen o zaman da şöyle bir şey oldu. Yani bu web sitesi filan nedir ki derken bir enterprise bir anda böyle bir asıl işlerini insanlar buraya database'lerini bağladılar, arkaya tool'lar gelişti. Hızlı bir şekilde ajanslar türedi küçük böyle kobilerden Türkiye'de bir anda 700 tane internet ajansı çıktı ya 700 bir yılda. yani bir, Biz 1, 2, 3 falan taneden bir tanesiyken 700 tane oldu. Küçük böyle 5 kişi, 4 kişi gençler falan. Şimdi ben bu dönemin öyle bir şeyle yani laf, laf oraya, lafı oraya getireceğim. Enterprise'e geçişe geldiğini düşünüyorum. Harikasın. Tamam mı? Enterprise'e geçiş için gereken tool set yazılmış durumda. Ya da eli kulağında diyelim. Hazırlığı var. Bir yandan da paralel olarak şunu gözlemleyeceğiz. Hatta Turan, onu da analım Turan sert. sert. O da dinliyorsa ya da dinlediğinde hak verecektir. Tam şu anda Silikon Vadisi'nden yatırım alan bütün genç girişimler, işte Meta'dan çıkan gençler, Google'dan ayrılanlar, şunlar bunlar, 200-300 milyon para veriliyor bunlara. Hepsi Layer 1 yeni nesil şey yapıyorlar. Blok zincir girişimi aslında. Yani ızıl zıbır dıbır öyle otur tür şeyler işte ZK onlar falan yapıldı. Zero Nowsler falan. Tekrardan Ethereum'a rakip. Yani sen demin dedin ya 2000 18-17 kriziyle hemen öncesinde... yani 2014'teki çöküşten hemen sonra... Ethereum gibi bir şey armağan oldu değil mi ekosisteme? Şimdi de öyle bir şey bekleyebilirsiniz. Ha, süper abi. Gayet iyi. Şimdi bak burada... Senin söylediğini biraz toparlayıp... Sana bir soru daha sorayım ben Ek ya, abi. Net oldu mu? Anlaşılıyor çok, mu? Çok, tamam. çok iyi anlaşıldı. Eyvallah. Şimdi burada aslında... <laughs> şöyle de bir şey yapayım. Şimdi bak her aşamaya internet her aşamada geliştikçe bir önceki seferdekiler evet. bir kısmı kalıyor orada evet. ve oraya sıkı sıkı sarılıyor. Yani ve şöyle, aynen öyle oluyor. Ha, şimdi mesela gelenekselden bir işi dijitalleştirdin ve bir sıfıra geçtin. Tamam çok güzel Web bir sıfırcılar 90'larda 2000'lerin başında dedi ki abi işte artık bütün dünya işte ve internete taşınacak. Her şey internette olacak. Biz de işte buradan parayı kazanacağız evet falan. Abi. Fakat Web 2.0 geldi. O Web 1.0'cılar da Web 2.0'cılarla mücadele etmeye başladı. Aynen öyle Şimdi oldu. Web 3.0 dönemi geliyor. Bu Web 3.0'cılar da... Web Şu anda Web 3.0'cılara en düşmanlar şeyler. Web 2.0'cılar. Evet. Süper merkezi işler yapmış bütün bu yapılar. Aynen Şimdi öyle. Abi, çok doğru ha. yani bu gözlem. Şimdi evet. senin söylediğini böyle şey yaparak şunu soruyorum abi. Şimdi kriptoda bak şöyle oldu. İlk dönem bir Bitcoin maksimalistleri çıkarttı. Evet. Sonra şimdi biraz Ethereum maksimalistlerine doğru dönüştü. 1.0 evet. döneminde. Evet. Şimdi kriptonun acaba bir üçüncü döneminde o seni söylediğin o gelecek olan şey var ya evet. ve bu o disruption'ı yaratacak evet. olan Ethereumcular ve Bitcoin'ciler de ya da şu andaki mevcut oyuncular mesela şeyleri söyleyelim. Eee şu Borsa, andaki borsalar, ha, borsalar e, şeyler, cüzdan sağlayıcılar, Cüzdancılar. mevcut geleneksel finans aynen, sistemleri aynen. şeyler falan. Bunlar için de dönüşüm yapamayanlar. Acaba burada tekrar o yeni inovatörlerle kavga mı etmeye başlayacak? Ya ya kavga edecekler, kavga edecekleri kesin birilerinin en azından. En azından şöyle olacak, atıl kalacak onlar. Ha, tamam, öbürleri bunları bypass edip geçecek. Ötekiler gene para kazanmaya devam edecekler bir miktar ama. Yani memnun da olacaklar hayatlarından ama emekli olmuş olacaklar aslında bir çeşit. Tamam mı? Yani yeni gelen şimdi şu anda 20'li yaşların başında bütün dünyada sadece Türkiye'de Ben Türkiye'deki kısmını görüyorum. 20-22 tane üniversitenin e, blok zincir evet, kulübünü topladık şey yani. biz. Biliyorsun Boğaziçi'nin e, öncülüğünde. Oraya gelen gençler 600 kişiydi. Yani kapıdan giremeyenler oldu. 600 kişi. Hepsi 20'li yaşlarda. Hepsi bu ekosisteme girmek isteyen program yazmak veya bu işin biznesini öğrenmek isteyenler. Düşünün yani. Hepsi de pırıl pırıl. Yani ilk binden ilk 2000 öyle çocuklar. Kısa yoldan para kazanmayıp uzun uzun zahmetli yolu seçenler. Ya aralarında tabii şey de var. Hani çok bu tokenlardan çok para kazanılıyormuş diye gelen de var <laughs> tabii ki. Ama esas önemlisi annesini babasını dinlemeyip bak burayı çok önemli bir şey bu. Yani çevreleri diyor ki bankaya niye girmiyorsun? Bilmem nereye. ya bunlar da diyor ki ne bankası ya <laughs> filan. Hani biz diyor startup kuracağız. Kripto kripto startup'ı ne filan diyorlar çocuklar. <laughs> çocuklar da yani resmen benim senin gibi 3-5 tane abisine bakıp sadece giriyor. Ya da işte FF filan. Yani böyle tek tük evet. insanlara bakıp giriyorlar şu anda. Ama o çocuklar inşa ediyor şu anda. <laughs> Ve onun bir sonraki nesli gelecek sene biz aynı toplantıyı yapalım bak 2-3 bin, 4 bin kişi gelecek. Kesinlikle. Otluya'ya gidelim bak orada göreceksin. Salon patlayacak. Kesinlikle. Çünkü o şu anda onun eli kulağında oldu. Yani bu yeni açılımın yani Enterprise token'ı yok efendim. MTA token'lar de, senin de demin <laughs> değindiğin şeyler. Bunlar zaten alıp yürüyecek. Bunları bazı biznesler yani şu anda klasik halka açık veya açık olmayan klasik iş dünyasından insanlar da bunlara giriyor sana göre e, kripto da yeni bir dönem başlıyor ben, zaman. ben tamamen ee, yeni bir açılım ha. ve bu görüyorum bu dönemde... ama web3 gibi bir bir, cümle, bir kelime değil bunu anlatan web3 e, yani bir marketing cümlesi olarak silikon vadisi çıkışlıydı Çok hatta güzel. Andresen Horowitz'teki. Ee, şey oradaki ark Dixon, Dixon C Dixon Chris <laughs> Dixon'ın çıkarttığı bir laftı. İşte ee, işte oradaki balacılar, malejiler biliyorsun oranın kendi evet, evet. elemanları Balaji Srinivasan falan. Şimdi bu buradaki aslında 3 değil belki ama hakiki açılım şimdi oluyor. Ha ve iki 2'den gelen çocuk genç genç olmayan deneyimli programcılar da uyanmaya başladılar. Ve bunlara destek geliyorlar. Abi süper bir noktaya getirdim. Şimdi Erkan Hocaya topa atacağım ama şöyle bir şey var. Şimdi demek ki o zaman bu noktada şöyle bir ayrışım var. Şeylerin bir kısmı. Bütün bunlar global bu arada. Ha. Yani Türkiye'den bahsetmiyorum. Şu anda Hı. bu ekosistemin içinde bir kısmı bence de büyük bir kısmı düzenleme üzerinden ve evet. 2.0 tarafında daha doğrusu evet. kriptonun biraz daha ehlileştirmiş kısmında kalıp bu tarafa ha, doğru yani, gidecek. Bir de öyle bir paralelde de. Öyle bir çalışma ha. var. Yani Şu... regülasyon, pardon hemen söyleyeyim bağlı bir yani Regülasyonlar dünyanın her tarafında ya çıktı ya çıkıyor. İşte Brezilya dün çıktı, Türkiye hazır. Bekliyor belki seçimden sonra hemen çıkar falan. Bir sürü ülkenin hazır. Rusya yeniden, her şeye baştan başladı evet. falan. Ama bunların hepsi regülasyon konusu. Artık soru işareti yok. Geçmişte Erkan'ın dediği gibi egzistansiyel problem vardı. Ah. Var olursa problem ah. vardı ya. Ya yani Rajiverler falan kendi bacaklarına evet. kurşun sıktılar. Ama şimdi o tür bir egzistansiyel problemi kimse konuşmuyor. İşte teteri meteri falan başüstü etti herkes. Ve bu düzenlemeler geldiği zaman artık normalize olduğu düşünülecek ama senin dediğin gibi o normalize olan ekip bir önceki kadro olacak. Ha, onlar düzenleme tarafına gidiyor. Şimdi bu tarafta yepyeni filizlenen bir şeyler Aynen. olacak. Bunlar DeFi, MiFi yepyeni ha. Ka kapılara gidecek. Belki de şu anda hiç e, jargonumuzda, Ad, jargonumuzda bile, olmayan bile olmayan şeyler çıkacak. Aynen öyle. Şimdi burada Erkan hocam bu tarafta bir önemli çünkü bir yandan da devletlerde eee benimseme başladı. Dolayısıyla işte ee, şeyden sonra e, El Salvador bir resmi para birimi ilan etti ama Brezilya'daki özellikle e, işte e, geçen günkü e, bu Brezilya parlamentosunun aldığı bitcoin'i ödeme aracı olarak kullanma e, ve işte kriptolar demiş ama hangi kriptoların olduğu belli değil daha. Bu karar başkanın imzasından sonra muhtemelen e, şey hayata geçecek ve Brezilya'da da Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde de bir anda bununla ilgili bir sürü startup'lar şeyler başlayacak. Şimdi tabii bizim ülkenin şeyini bir kenara koyalım. Bu işte şu andaki ödeme aracı şey tartışmasını bir kenara koyalım. Düzenleme olarak şu anda bu düzenlemeler piyasayı nereye götürür ve o konjonktürde hani piyasa aynı zamanda daha doğrusu Düzenlemeler ekosistemi şekiller. Amerikan e, şeyindeki e, ne derler parlamentosundaki tartışmalar aslında dünyayı falan epey şekilleyecek gibi ama onun karşılığında da işte Cemil'in söylediği gibi Rusya'dan çıkışlar var, Çin'de işte müthiş şeyler oluyor şimdi. Bu dijital yuanın hmm. muhtemelen yeni gelecek versiyonunda biraz daha anonimliğe, mahremiyete önem vermek zorunda yoksa dijital yuan diye bir şey kalmayabilir şu anda bu protestolardan, şeylerden. Hmm. Çünkü niye? İnsanların cüzdanını kilitledikleri zaman varlıklarını bir anda e, hani sıfırlandığını ya da kullanamayacaklarını gördüklerinde insanlar mülkiyet de olmadığını anladılar şu anda dijital yuan'da. Dolayısıyla bu merkez bankası paralarına yans kadar yansıyacak bir süreç. Şimdi sen bu süreçte bu Hani bir düzenleme tarafında ehlileşecek ve şeyde kalacak şu andaki mevcut durumda kalacaklarla bu gidişat arasında piyasa ve düzenlemeler açısından bir de bunların global şeye ekonomi finans ve daha önemlisi parasal sisteme nasıl etkisi olacak sence? Şöyle parasal sistem zaten hocam şuna doğru gidiyor yani tek merkezli bir dolar hegemonyasından çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyor. Zaten bu finansta bizim ekonomide yaşadığımız bu sıkıntıların altında bu ana e, hmm. trendlerden bir tanesi var. Diğeri de işte para ekonomisinden bilgi ekonomisine geçiş. E, bu bizim kripto camiasında bu demin konuştuklarımızın etkisine gelecek olursak şimdi regulasyonlar mutlaka bu FTX LUNA olayından sonra e, belki daha da sertleşmiş bir biçimde karşımıza gelecek. Eksistansiyel ee, yani varoluşsal e, tehditten hala bahsedenler var ama onlar e, bayağı dinozor bence. Mesela işte Paul Krugman hmm. son yazısında New York Times'ta <laughs> 17 Kasım'da demiş ki işte regülasyon gelince efendim bu borsalar kapanacak, e, kripto borsaları bankalardan bir farkları kalmayacak. E bu o zaman bu kadar para da kazandırmayacaklar. O zaman da yok olacaklar falan diye. Yani ee, ne acayip adam. 2011'den yani yani beri Bitcoin üzerine yazışırlar ya da e, bildiğin alanda konuş. Yani hiç bil e, süper cahilce bir yorum. Şimdi regülasyonlar gelip bu şu anda e, milleti mağdur eden merkezi borsaları düzenlediği zaman o borsalara daha fazla fon akacak. Yani millet daha fazla oraya güvenir hale gelecek. İki Bankalar bu işin içine girecek. Bankalar çünkü istiyorlar bunu. Tabii, saklama. Kast, saklama işi yapacak. Saklama evet. işte nasıl bugün bankalar e, elektronik olarak altın gümüş satıp alıyorlar. E, Bitcoin, kripto da alıp satmak istiyorlar. Çünkü orada müthiş bir gelir evet. kaynağı var. E, bir de şunu görmüyor bu insanlar. Krugman ve benzerleri. Ya bankalar ölüyor zaten. Bankaya hmm. yeni bir para kazanacak bir yer lazım. Tabii hmm. model lazım. E, i̇şte o yüzden kriptoya bir an hmm. önce girmek istiyorlar. Operasyonları daha ucuza getirmek için blockchain'e bir an önce girmek istiyorlar. Sonra senin dediğin hocam işte bu CBDC'ler Merkez Bankası kripto parası herkes uygulamaya başladığı zaman bankayı devreden çıkarıyor. Bugünkü modern para Tabii. üretme sisteminde %90'ını banka üretiyor. Sen CBDC yaptığın zaman istersen tamamını Merkez Bankası'na ürettirebiliyorsun. Bankaya hiç ihtiyacın Tabii. yok. Bankalar bunların hepsini görüyorlar. Ve e, benim gördüğüm şu 2024'ten itibaren yeni bir yükseliş sezonu başladığında tüm bu Cemil Hocanın anlattığı o yeni e, projeler gündeme gelecek, Regülasyonlar ya gelecek ya gelmiş olacak. E, bankalar çok daha fazla bu işin içine girmiş olacak. J.P. Morgan bu kadar Bitcoin düşmanı olan banka e, J.P. Morgan Wallet diye şey aldı ya. E, İsim e, <laughs> aldı. <gülüyor> patent aldı. Patent <laughs> aldı. Yani bankalar enayi değil. Yani kusura bakmayın. Yani sizin fantastik akademik dünyada <laughs> öyle kendi odanızda geliştirdiğiniz kar olsun bu Bitcoin şeyinde değil adamlar ya. Yani adamlar pragmatik bakıyor. Tabii. Senin gibi şey bakmıyor yani. Şu, bir de şey vardı ilginç gelişmelerden bir tanesi. Mesela bu FTX olayını örnek gösterip Fidelity'nin bireysel yatırımcılara Bitcoin ...hizmeti vermesini engellemeye çalıştılar... ...ama Fidelity de buna uymadı... ...çünkü evet, Fidelity... ...10 trilyon dolarlık portföy yönettiği için... ...adamlar gidişatın farkında... ...ve bunun aslında bir... ...varoluşsal problem olduğunu ve... ...buradaki iş de ...aslında buna doğru evritmeleri gerektiğini de... ...bence düşünüyorlar... ...hocam sana yavaş yavaş da... ...sonlara geliyoruz... ...Cemil Hoca'ya son sözü vermeden önce... ...sana şeyi sorayım... ...bu dönemde özellikle... Anladığımız kadarıyla bayağı karışık bir dönem geçireceğiz. E, ve yatırım açısından da son derece riskli ve oynak bir dönem evet. e, gibi görünüyor. E, sen e, hani hodl, budl, e, piyasa ekosistem denkleminde e, özellikle gençlere ve e, işte veteranlara bizim gibi ne önerirsin, neler önerirsin? Ya şimdi hedefe bağlı bu. Yani ben çok e, uzun vadeli yatırım yapıyorum diyenler için... E, kripto varlıkların fiyatları şu anda bayağı düştü. Yavaş yavaş e, alım yapıp işte 24'ü 25'i, 2024'ü 25'e hedefleyerek e, yavaş yavaş portföye e, eklemeler yapılabilir. İşte gelecek vadeden Cemil Hoca'nın bahsettiği tarzda e, projelerin de yavaş yavaş gelmeye başladığını düşünürsek ama bence asıl o projelerin e, güzel zamanları 2023'ün sonu, 2024'ün başı gibi gelecek. O yükseliş sezonu yeniden geldiği zaman işte bu yeni olayları işte e, enterprise dediğimiz başta bankalar, e, devletler ve çeşitli kurumları blockchain'e ve e, bu yeni finans modellerine, DeFi'ye falan eklemlendirecek olan projeler 2023'ün sonu, 2024'ün başı gibi gelir diye düşünüyorum. O yüzden asıl yani bugün hafif hafif girilecekse, risk almayı alın düşünülüyorsa uzun vadeli hafif hafif girişler yapılabilir. Belki bu son çöküş olur, iyice dip görülür. Oralardan da e, girişler yapılabilir. Şimdi ufak başlayıp dip olursa bir kısım daha ekleme yapılabilir. Bunların hepsi strateji. E, 2023'ün sonu 2024'ten itibaren de asıl e, bu yeni projeler de ortaya çıktıktan sonra yüksek sezonunun bütün emareleri önümüze çıktıktan sonra yani çünkü onu görmemiz lazım. E, biz tamam inanıyoruz bu teknoloji gidiyor ama bu e, Düşüş ve yükseliş döngüleri gerçekten 2023'ün, 24'ün sonunda yeni bir yükselişi işaret edecek mi? Onu gördüğümüz zaman da tekrar büyük yatırım e, yapabiliriz ve oradan yürüyebiliriz. E, Cemil hocanın dediği gibi hakikaten 23, 24, 25, onlar çok e, yeni e, uygulamaların çıktığı, kripto ile mevcut e, finansın ve iş yapısının çok daha entegre olduğu, ama çok da fazla kaosun yine hüküm sürdüğü, çünkü dünya ekonomisi, para sistemindeki değişim bunlar yavaşlamıyor. Aksine daha da hızlanarak karşımıza çıkacak. Bir dönem göreceğiz. Yine heyecanlı olaylar bizi bekliyor yani. <laughs> Sana da şeyi sorayım hocam. Şimdi bireysel yatırımcılık açısından herhalde Erkan Hoca'nın söylediği olayları görerek, bekleyerek ona göre aslında Karar verilmesi gereken bir dönem ki Erkan Hoca 3 yıllık bir süreç çizdi. Şimdi sana özellikle ekosistem açısından gençlere yönelik olarak hmm. gençler şu anda kariyer planlamalarında hmm. hani bu öğrenci kulüpleri, blok zincir toplulukları diyoruz ya şu anda bu 2023-24-25 dönemine nasıl şey yapsınlar baksınlar bir de melek yatırımcılık olur mu bu dönemde sence yani melek yatırımcıların ne yapması lazım yani melek yatırımcılık cazip bir şey olabilir mi? benim de merak ettiğim bir ufak şey var şimdi bu merkezi olan borsalar işte yapılar falan bunlar biraz gözden düşecekler muhtemelen hele de o son bir çöküş olursa iyice gözden düşebilirler Stable stablecoin'ler falan merkezi stable stablecoin'ler DeFi'da e, müşterilerin tamamen fonlarının kontrolünü kendilerinde olan işte peer to peer hı hı. E, işte e, kredi, e, derivatif, türev e, işte e, borç verme, borç alma e, ama bu merkezi risklerin olmadığı bir yapı sence kurulabilir mi? Onun işaretinde görüyor musunuz? Şimdi bence e, sondan başlayayım. Merkezi yapıların olmadığı daha DeFi üzerinden tanımlanmış yeni nesil... startupların... ortaya çıkmasını soruyor. Olur mu böyle bir şey? Ben de yatırımcılığını soruyorum. Sen yatırımcısın, bir de gençler... Hah, böyle ne şeyleri nereden bulacak? Şimdi bu bir kere... gene burada internetin geçmişteki... E, bize öğrettiği bazı... bilgiler var. Oraya bakarak gene söyleyeceğim. Orada da... tam kriz oldu 2000 yılında internet krizi oldu. O 2000 dot yıldaki com. Dot kod, dot .com krizi aslında ya içindeyiz ya da birazdan göreceğimiz şey. Çünkü o zaman da 2000 krizinde de hem borsa hem internet, yani internet krizi deniyordu ama aslında arkada onların biznes tarafında da önemli çöküşler oluyordu. Tabii. O gizleniyordu o şeyin içinde, internet krizin içinde. Şu anda hocamın da bahsettiği gibi esasında konjonktürü belirleyen merkezi para sistemindeki büyük sıkıntılar yani daha ağır meseleler var arkada. Hani burada 2 trilyon eridi öbür tarafta 30 trilyon eridi lafı var ya hocam bunu kastediyorum. Bir kere oradaki erimelerle plan asıl problemle beraber 2000'den krizden sonra Google çıktı ardından Facebook çıktı Web2 oldu ya şimdi burada da Google gibi bir startup bekliyorum. Yani mesela ortalığı toparlayan bir volut olabilir bu. Hmm. Veya ortalığı toparlayan yeni tür bir DeFi... Hmm. ...sistemi olabilir ama kesinlikle kullanıcıya... ...yani işte teyzelere, amcalara hitap eden bir şey olacak. Orası kesin. Şu andakilerin hiçbiri öyle değil. Yani ne... ...Metamask... ...işte teyzeler kullanabiliyor, ne... Evet. ...DeFi, Uniswap'a girip... ...teyzeler bir şey yapar. Mümkün değil tamam mı? Yani şimdi bu regülasyon bankalar işin içine giriyor ve o... ...teyzelerin altına yatırdığı parayı Bitcoin'e yatırmasına sebep olacak ama ben bunu kastetmiyorum. Bu klasik yerden yürüyecek. Burada ise yeni tür bir şey geliyor ve senin dediğin o gençlerin şu anda yaptığı şey her yere bakıyorlar. Her evet. startup'ın white paper'ını okuyorlar ve buna devam edecekler. Ve girip kullandıkça da airdrop hmm. olanağı geliyor ya. Şimdi evet. buranın bu ekosistemin özelliği airdrop çok güzel kavramı, airdrop kavramı da gençlere en çok yakalayan bir deneyim kavram. Deneyim sunuyor de değil mi? Hem deneyim sürüyor hem de onları user olarak test tester olarak Hayır. kullanıyor. Hayır. Şimdi mesela 20 yaşındaki çocuk günde 8 tane şeyi indirip deneyebilir, tamam mı? 8'inden 5 ileride airdrop verdiğinde gencecik çocuk Araba alacak para airdrop'tan i̇şte kazanıyor. Bizim 3 topluluğu dediğimiz şey de o değil mi zaten? Ha bu. Hı. Şimdi ama bu çocuklar birbirlerinden gördüler. Ya bu bir baktı airdrop'tan 8 bin dolar, oradan 10 bin dolarlık token geldi. Bunları o çocuklar kimse yakalayamaz kolay kolay. Yani bu evet. şirketler, şirketler falan filan çok zor. Ama bu çocuklar onları yakaladıkça Yavaş yavaş onlar kendi angel investorları haline geliyorlar ve burada da onların bir abiliği var, bir üstünde biraz daha olayları okuyan, finans kökenli filan abiler, abi dediğim gene 30 yaşında. Ha. Tabii, tabii. <laughs> onlar da yatırımcı olacak seviyede tokenları cebinde olmuş oluyor, erinmemiş oluyor yani. E, onlar da hodul oluyor hodulcular onlar bu idli yürütecek kişiler işte Çok onlar yanlarına gençlerden birilerini alıp startuplar başlatacak tüm dünyadan bahsediyor Hindistan'da Çin'den de çıkacak bunlar Türkiye'den de çıkacak İşte onların arasından göreceğiz şak diye birkaç tane Google falan falan işte o Facebook gibi yani metaverse kastetmiyorum bu arada metaversi. yani özellikle metaverse işaret etmek istemiyorum bence burada daha fazla DeFi kılıklı, Wallet, Super App kılıklı, yani iki eski dünyanın finansıyla yeni dünyanın kriptosunu birleştiren startuplar göreceğimizi düşünüyorum. Şahane. O zaman şöyle de bir şey yapalım. Tabii aralarında sponsorumuz Paribu'nun da bulunduğu şeyleri, bu dönemin oyuncularını, e, bayağı ilginç ve challenging yani evet. bayağı böyle iddialı bir rekabet bekliyor. Evet. Belki hani bir ara Yansin Oral'ı da alıp alıp <laughs> hani onlar ne evet. düşünüyor onu da konuşabiliriz Aynen. bu Tabii. arada. On, onlar da hazırlık yapıyordur muhtemelen. Yani da. onları evet. da konuşuruz e, ayrıca. E, şimdi şunu o zaman söyleyelim. E, geçen gün şöyle bir anekdotla bitireyim. E, bir e, işte şeye televizyonda işte eski bir sunucu arkadaşım var onun şeyine çıktı. Hocam ne oldu? Çöküyor mu şeyler dedi. Ben dedim ki ya 4 sene önce sen başka bir kanaldaydın. Orada da yine çöküyor mu diye sordu 2018'de. 2021'de, 2022'de yine aynı soruyu soruyorsun. Merak etmedin. 20, 2026'da yine aynı şeyleri konuşacağız. Hiç merak etmedim. Yani efendim günün sonunda biz 2014'te buradaydık. 2018'de buradaydık, buradaydık. 2022'de buradayız ve ömrümüz yeterse 2026'da da burada olacağız. Dolayısıyla bunları konuşmaya da ömrümüz yettiğince, gücümüz yettiğince Devam, devam edeceğiz. Tabii gençler veteranlardan bayrağı <laughs> daha fazla alıp bu ekosistemi <laughs> ilerletecekler. Ee, biz e, kripto veteranlar olarak e, Paribu'nun sponsorluğunda ve BTC haberin ev sahipliğinde e, yeniden programlar yapacağız, yeniden bir araya geleceğiz ve önümüzdeki dönemde de size bu konuda, bu süreç konusunda da bol bol programlar yapmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla. Yarının dünyası Paribu sundu. 一步。哎<呦>